Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serkan Can, süspansiyon takım üyesiyim. Aynı zamanda makine mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün birlikte SolidWorks eğitim videolarının 5.sini işleyeceğiz. Önceki videolarda iki boyutlu çizim yapmayı, sketch oluşturmayı ve bunların detaylandırmasını öğrendiniz. Ondan sonra 3 boyutluya ekstrüzyon ve döndürme yoluyla 3 boyutlu nesne elde etmeyi öğrendiniz. Bugün de 3 boyutlu nesne oluştururken size yardımcı olacak birkaç komut göstereceğim. Ve iki yeni katı oluşturma şeklini göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Dediğim gibi birkaç komut göstereceğim önce size. Bunlardan birincisi shell komutu. Elimizde böyle bir dikdörtgen prizma var. Nasıl yaptığım çok zor değil. Bir tane dikdörtgen çizdim ve ekstrüzyon ile hacim verdim. Features kısmında ilk komutumuz shell komutu. Bu videoda göreceğimiz ilk komut. Shell komutunda bastığımız zaman gördüğünüz gibi bizden bir uzunluk istiyor, bir de yüz seçmemizi istiyor. Uzunluğa 2 mm diyorum. Sonra yüz seçimine geldik. Yüz seçiminde de bu yüzü seçtim mesela. Ne yapacağını beraber görelim. Gördüğünüz gibi kenarlardan 2 mm bırakarak nesnemizin içini boşalttı. Bir kabuk oluşturdu. Birden fazla da yüz seçebilirsiniz. Şu yüz seçme kısmında mesela bu yüzü de seçerseniz iki yüzü de götürecek ve 2 mm bir kalınlık bırakacak. Shell komutu genel olarak bu işe yarar. Şimdi shell komutunu siliyorum ve ikinci öğreneceğimiz videonun ikinci konusuna geçiyorum. O da draft komutu. Hemen shell komutunun üstünde yine features kısmında. Draft komutuna geldik. Draft komutuna bastığımız zaman da bizden derece istediğini görüyoruz. Ve iki tane yüz seçmek için, biri direction, biri yüz seçmek için alan var. Dereceye 15 diyelim. Ne işe yaradığını görelim. Şu da pembe yüzümüz olsun. Ama diğer yüzlerde şöyle diğer 4 yüzü seçelim. Bu ne demek? Bu demek oluyor ki şu pembe yüzüden başlayarak, mavi yüzleri 15 derecelik açıyla büyütmek. Nereye kadar? Tabii ki arkadaki bir sonraki yüze kadar büyütecek. Gördüğünüz gibi draft komutu da genel olarak bu işe yarıyor. Diyebilirsiniz şöyle, ya hocam işte shell komutuna gerek var mı? Ben bir dikdörtgen çizerim. Kenarlarda 2 mm'lik alan kalır ve extruded cut yaparım. Aynı işe yarar diyebilirsiniz. O yüzden daha kompleks yapılarda da bu komutları göstermek istiyorum. Draft'ımızı silelim. Buraya geri döneceğiz çünkü. Evet, yeni bir önceden çizdiğim bir katıyı açıyorum şimdi. Evet, katımız bu. Bu katıyı nasıl oluşturdum diyecek olursanız şöyle bir çizim yaptım. En dıştaki dikdörtgeni şu kadar büyüttüm. Onun bir içtekini daha fazla, bir içtekini daha fazla ve yarım daireyi en fazla büyüterek bu katıyı oluşturdum. Ekstrüzyon ile oluşturdum. Çizimi tekrar izleyelim. Şimdi shell komutu burada ne yapacak? Tabii ki yine nesnemizin içini boşaltacak. Buraya 3 mm diyeyim bu sefer. Yüzlere de şura ve şurayı seçiyorum. Gördüğünüz gibi nesnenin içini boşalttı ve 3 mm'lik bir kalınlık bıraktı bize. Eğer extruded cut'la yapmaya çalışsaydınız teker teker hepsini ayarlamanız gerekecekti. Böyle bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman shell komutunu kullanıyoruz. Shell'i siliyorum. Bir de draft'ı bu nesne üzerinde gösterelim. Sonra da bir sonraki komutumuza geçelim. Yine 15 derecede kalsın. Direction of pull, yani çekme yönü bu yüz. Eğer bu oku ters çevirirsem yüzeyler 15 derecelik açıyla küçülür. Eğer bu tarafa doğru çevirirsem yüzeyler 15 derecelik açıyla büyüyecek. Mavi yüzlerini seçiyorum şimdi de. Seçtim. Tamam, bastım. Gördüğünüz gibi 15 derecelik açılarla tüm kenarlar büyümüş oldu. Evet, shell ve draft
Bu kadardı. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki komuta geçiyorum. Bir sonraki komutu anlamak için, anlatmak için az önceki dikdörtgen prizmamıza geri dönüyorum. Bu bir dikdörtgen prizma. Ve bizim bir sonraki konumuz ise fillet. Shell'in bulunduğu bir şeyde, bölmede, şurada. Fillet veya Türkçe kullanıyorsanız radyus ismi. Fillet'e bastım. Fillet seçtiğim zaman benden bir kenar, bir yüz istiyor. Items to fillet. Yani fillet oluşturmak için benden item istiyor. Ön izlemede de görüyorsunuz. Bir kenarı verdik. Şöyle bir geçiş oluşturdu. Bir çember yayı gibi bir geçiş oluşturdu orada. Fillet'in hemen altında küçük bir üçgen var. Ortada chamfer diye bir şey var. Chamfer ne yapıyor? Onu üçgen şeklinde bölüyor. O geçişi üçgen şeklinde sağlıyor. Eğer fillet'e basar ve bir yüz seçerseniz kenar yerine, o kenardaki tüm yüzleri fillet yapıyor. Fillet ekliyor o kenardaki tüm yüzlere. Mesela bu yüzeyde bir delik olsaydı, kare bir delik olsaydı, o kenara da fillet ekleyecekti. Şimdi de fillet'in egzersizine geçmek istiyorum anlattıktan sonra. Evet, böyle bir katı oluşturdum dersten önce. Bu katıyı nasıl oluşturdum? Hemen çizimimi göstereyim. Şöyle bir çizimdi. Değerleri kafama göre verdim. Ve ondan sonra da ekstrüzyon ile katımı oluşturdum. Bunu ben kullandığımız bir nesneye benzetmeye çalıştım. Fillet'i çünkü biz normal çizimlerimizde de sıkça kullanırız. Nedeni şu, keskin geçişler yumuşak geçişlerden daha kırılgan olurlar. Yanlışlıkla yüz seçtim. Şunu silelim buradan. Daha kırılgan olurlar dediğim gibi. O yüzden de kenarlara genelde fillet ekleriz. Yani böyle daha güzel oluyorlar. Yüzeyde seçtim. Burada kenarda seçtim. Böyle bir geçiş sağlıyor fillet dediğimiz zaman. Keskin bir geçişten bir çember yayı şekline geçiyor. Gördüğünüz gibi altta yüzey seçtiklerimde tüm yüzeyler uyguladı. Fillet komutu da böyle çalışıyor. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki konumuz bizim 3D patterns'lar. Siz bunun 2D halini gördünüz. Yani sketch'te nesneleri çoğaltmayı, çizimleri çoğaltmayı gördünüz. Burada da 3 boyutlu nesneleri çoğaltmayı göreceğiz. Daha önceden çizdiğim bir şekilde büyük bir çemberi küçük bir hacim verdim ve büyük bir silindir oluşturdum küçük daireden de. Pattern dediğimiz şey yine features kısmında fillet'in hemen yanında gördüğünüz gibi linear pattern var. Linear pattern'ın altındaki üçgene bastığımız zaman da birkaç pattern şekli çıkıyor. Burada circular pattern'a tıklıyoruz. İlk başta bize bir direction seçmemizi istiyor. Direction na şu yüzü seçiyorum. Neden? Çünkü ben nesnemi, silindirimi bu yüz üzerinde çoğaltmak istiyorum. Sonra Features and Faces kısmında da bana çoğaltacağım şeyleri soruyor. Çoğaltacağım şey de bu silindir diyorum. Gördüğünüz gibi oluşturdu. Equal Spacing yaparsanız sizin seçtiğiniz dereceyi ve seçtiğiniz adedi kendi eşit aralıklara bölüyor. Eğer Instance Spacing yaparsanız kendiniz vermek durumundasınız o şeyi. Biz Equal Spacing yapalım. 360 derecede veya isterseniz zaten ön izlemede gözüküyor. 180 derece yaparsınız. Yarım daireye yerleştirir, çoğaltır. 360'da kalalım diye düşünüyorum. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi silindirlerimizi çoğalttı. Hepsini tek tek çizmek yerine bir tane silindir çizdik ve onu çoğalttık. Şurada Instances to skip diye bir şey var. Yani oluşmasını istemediğimiz silindiri de buradan çıkartabiliyoruz. Pembe noktaya tıklıyoruz ve çıkıyor. Ne yaptı? İki tanesini çıkarttık. Yediyi arttırabilirsiniz siz tabii. Daha birbirine yakın olur Equal Spacing olduğu için. Gördüğünüz gibi dairesel çoğaltma bu şekilde.
Buradaki patternlerden bu videoda 3 tanesini göreceğiz. Biri circular pattern'dı. Diğeri linear, yani çizgisel çoğaltmaya geçiyorum. Open diyorum. Yine önceden çizdiğim bir şekil. Böyle bir dikdörtgen prizmasında bir slot veya yuva açmışız. Onu da çoğaltacağız. Bu dikdörtgen boyunca linear pattern'a tıklıyorum. Direction 1 diyor. Şu çizgiyi seçiyorum. Yakınlaşayım. Çizgiyi seçtim. Direction 1'de 5 tane değil de 4 tane olsun. Direction 2'yi seçeyim. Seçtim Direction 2. Direction 2'yi de seçtim. Burada da kaç tane olsun? Burada da 7 tane olsun. Şimdi Features and Faces'te yine çoğaltmak istediğimiz nesneyi seçeceğiz. Onu da geldim slotun herhangi bir yüzüne bastım. 10 mm gördüğünüz gibi birbirine geçti. 10 mm'yi biraz arttırıyorum buradan. 20 olsun. Da 20 olsun. 7 biraz dışarı çıktı. Onu da 6 yapalım. Gördüğünüz gibi dikdörtgen boyutunca, dikdörtgen boyunca bizim deliğimizi yaydık. Yine istemediğimiz şeyi şuradan unsuru düzenle diyelim. Edit Feature. İstemediğimiz şeyi şuradan çıkartabiliriz. Buradan pembe nokta oluştu. Bastık. Oluşması gitti. Şurada bir de gördüğünüz gibi Pattern Seed Only diye bir tuş var. Direction 2'nin altında. Ona bastığımız zaman da hani dikdörtgen boyunca oldu ya, sadece seçtiğimiz direction'larda, seçtiğimiz kenarlarda olacak. Görüyorsunuz. Linear pattern da bu şekilde. Bir sonraki pattern'ımıza geçiyorum. Bir sonraki çoğaltma şeklimiz Curved Riding Pattern. Yine linear pattern'ın altında. Açtım. Bu nesneyi de oluşturmak sizin için çok zor olmayacak. Bir dikdörtgen prizma ve bir silindir. Yine Extruded Boss Base ile oluşturuldu. Geldim ona da. Yine linear pattern'ın altındaki üçgene bastım. Curved Riding Pattern da burada. Önce bir curve çizmem lazım. Tabii ki de. Sketch diyorum. Ve şu yüze bir çizim açıyorum. Sonra spline'ıma geliyorum. Silindirin merkezinden başlayacak şekilde bir curve çiziyorum şeyin dikdörtgen yüzünün üstünü. Çizdim. Çıkıyorum spline'dan. Bunu siz tabi editleyebilirsiniz istediğiniz şekilde. Exit dedim. Features'a geliyorum. Linear pattern'ın altındaki üçgen ve curved iron pattern. Direction diyor. Direction'da curve'ümü seçiyorum. Sayıyı belirler ve equal spacing yaparsanız, mesela 10 tane var. Birincisi zaten seçeceğimiz silindir. Onuncusu da curve'ün en sonundaki noktanın üzerinde oluşacak. Ve arasında eşit mesafede olacak şekilde 10 tane silindir atlayacak. Features and Faces kısmına gelip silindirimi seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi ön izlemede oluşuyor. Böyle yine istediğiniz şeyi çıkartabilirsiniz aynı yerden. 10 tanesi oluştu. Yalnız şöyle bir şey var. Alttaki zemin olmadan denedim ben bunu. Ve oluşturmadı. Nesnelerin birbirine bağlı olması lazım bir şekilde oluşturmanız için. Pattern kısmı da bu kadardı. Şimdi bir de delikleri görelim. Holes Wizard tuşunu kullanmayı öğrenelim hep beraber. Gördüğünüz gibi bir dikdörtgenin üzerinde 6 tane nokta oluşturdum. Hole Wizard tuşumuz şurada. Delik sihirbazı. Buna tıklıyorum ve delik tipleri geliyor burada. Contour Bor. Şu en baştaki şeyi zaten üzerinde uzun durunca şeklini bize söylüyor. İkincisinin ismi Contour Sink. Üçüncü ismini düz hole. Dördüncü ismini straight up falan filan. Burada siz büyük ihtimal buna ne zaman ihtiyacınız olacak? Size bir çizim gelir veya siz hangi montolama taktiğini uygulayacağınızı bilirsiniz. Siz çizmeden önce mesela birleştirme taktiğini ona göre ayarlarsınız. Mesela burada da type'lar var. Boyutunu falan buradan ayarlıyorsunuz. Size M5 diyor. Daha büyükleri de var burada. Bir contour bor
Yapalım bir deliği o zaman. Positions kısmına geliyoruz. 3D Sketch'e basıyoruz. Gelip burada bu noktayı seçince orada bir contour bor yanlışlıkla çıktım. Positions 3D Sketch noktayı seçtim. Tamam dedim. Contour oluşturuyor sanki. Sync hatası veriyor. Şunu mu yanlışlıkla şey yaptım? Evet, Counter Sync'i oluşturabildim. Bir de Counter Board'u tekrar deneyeyim. Nearside Counter Sync seçeneğini hatasını veriyor. Ondan çıktım. Ve dediğim gibi evet oluşturdum. Böyle buradan farklı şekilde delik sihirbazından delikler oluşturabilirsiniz. Zaten dediğim gibi elinize geçen çizimde veya nasıl birleştirmeniz gerektiğini, montaj elemanlarını biliyorsanız hangi deliği uygulayacağınızı da bilirsiniz. Videonun ilk partı bu kadardı. İkinci partında iki ayrı katı oluşturma şeklini göreceğiz. Ben ondan önce bu bizim dikdörtgen prizmamız vardı ya en başta. Ondan Lego yapmayı düşünüyorum. Açtık. Fillet'la chamferları silelim. Bir alıştırma olsun diye. Şu ana kadar denediklerimizin. Dikdörtgen prizmamız elimizde. Üzerine bir skeç açıyorum. Şu anda açıldı. Yuvarlak çizelim şuraya bir tane. Dimension verelim. Bunun boyutu 10 olsun. Kenarlardan uzunluğu, uzaklığı da bakalım şöyle 8 olsun. Böyle fluid find oldu şu anda. Tamamen tam tanımlı oldu. Exit diyorum. Features kısmına geliyorum. Extruded Boss Base. Biraz daha küçük. Dört olsun. Tamam dedim. Şimdi iki ayrı şey kullanarak bunu Lego'ya benzetmeye çalışacağız. Biri neydi? Linear Pattern. Çıkıntıları arttırmamız lazım. Direction olarak yüzü seçiyorum. Yüzü seçmiyorum direction olarak linear pattern'da. Sildim. Birinci direction şu. Şu oka tıklayıp bu tarafa yönlendirebilirsiniz. 4 değil de 2 olsun diyorum. İkinci direction da şurası olacak. Bu da 6 değil de bakayım 4 olsun. 10 milimetre biraz az oldu. 12. Bu da 12 olsun. Böyle gördüğünüz gibi oluştu. Ne yapmamız lazım? Tabii içini boşaltmamız lazım. Shell komutu ile. 2 milimetre, 1 milimetre veya 2 milimetre olsun. Boşaltacağımız yüzde şu. Evet, gördüğünüz gibi bir Lego oluşturabildik. Evet, videonun ikinci kısmına geçiyorum buradan. Loft ve Swept komutlarına geçeceğim. Onun için yeni bir part açıyorum. Burada yeni bir katı oluşturma tarzı olduğu için önceden bir çizim yapmadım. New diyorum. Bir part açıyorum.
Şimdi dediğim gibi iki tane şey öğreneceğiz. Biri Swept, biri Loft. Bunları öğrenirken reference plane atamayı da öğreneceğiz. Daha önce öğrendiniz mi bilmiyorum. Önce bir sketch açıyorum. Swept komutuyla başlayalım. Ön düzlemde olsun. Ön düzlemde bir sketch açtım. Circle çizeyim bunu. Şu anda metre cinsinden şu alttan milimetreye çevirebilirsiniz istiyorsanız tabi. Tekrardan skecimize geri dönelim. Ve buna dimension olarak 60 diyelim. Tamamdır. Sonra exit diyorum. Swept komutunda bir tane şeklimiz ve bir tane yolumuz olması lazım. Bu şekil bu yolu takip ederek bir katı oluşturacak. O yüzden bir tane yol çizeceğim buna. Ama aynı düzleme çizmeyeceğim. Hangi düzleme çizeceğim peki? Sketch diyorum tekrardan. Diyorum. Buradan üst düzlemi seçiyorum. Üst düzlemi seçtim mi? Spline'ı alıyorum elime. Buna bir yol çiziyorum. Spline komutundan çıktım. Sketch'ten de çıktım. Features'a geliyorum şimdi. Şurada Swept Boss Base diye bir tuş var. Yani Swept ile katı oluşturacağız. Swept'e bastım. Önce bana şekli seçmemi istiyor. Şekil bu. Sonra da yolunu seçmemi istiyor. Yol da bu. Gördüğünüz üzere bir katı oluşturdu. Sketch Profile ve Circular Profile diye bir iki tane şık var. Eğer Circular Profile'a geçerseniz sizden bir şey istemeyecek. Bir baştaki çizim gibi, yuvarlak gibi, altıgen gibi bir şey istemeyecek. Sizden ne isteyecek? Bir yol isteyecek sadece ve ona bir kalınlık vererek bir katı oluşturacak. Bir sketch profile yaptık. Evet, Swept komutu genel olarak bu. Bundan oluşuyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir section view alalım. Bu yuvarlağı bu yolda ilerleterek bir katı oluşturdu. İsterseniz bir de yuvarlak değil de başka bir şeyle bakalım. Şu Swept'i siliyorum. Bunu da siliyorum. Ya da düzenle diyeyim skeci. Onun yerine bir altıgen çizeyim. Peki bu sefer merkezine değil de köşelerden birini orijine yerleştireyim. Yani bizim çizgimizin başladığı yer. Bunları biliyorsunuzdur herhalde. İki noktaya da basıyorum ve coincident diyorum. Sketch'ten çıkalım. Biraz büyük oldu. Swept Boss Base'e gelelim. Önce altıgenimizi seçiyoruz. Sonra da yolumuzu. Biraz büyük oldu dediğim gibi oluşturamadı herhalde. Biraz küçültmemiz lazım. Yok, yine oluşturmadı. Neden oluşturmadı? Kendiyle çakışıyor diyor. İsterseniz ikinci skeci bir düzeltelim. Dediğim gibi evet. Şu sefer oldu. Kenardan bir nokta seçerek de o kenar üzerinde bu sefer altıgeni ilerletebiliyorsunuz veya sizin şekliniz nasılsa. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi altıgeni Swept komutuyla bir katı oluşturduk. İsterseniz bunu da Section View'ine alalım ve Loft komutuna geçelim. Görüyorsunuz. Evet, çıkıyorum bundan. Yeni bir şey açıyorum.
mil diyorum. Art diyorum. Şimdi loft komutunu göreceğiz. Loft komutu nedir? İki ayrı şekli birbiriyle birleştirmek, birleştirerek bir katı oluşturur. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Sketch dedim, ön düzlem dedim. Ön düzleme bir altıgen çizdim. Bu bizim altıgenimiz. Tamam dedim. Çıktım. Bunu tam tanımlı hale getirebilirsiniz tabii ki. Features'a geldim. Reference plane'i atamak istiyorum. Ön düzlemden 0.1 metre ileride yeni bir düzlem atadım. Buraya da bir yuvarlak çizmek istiyorum. Farklı şekilleri birleştireceğimi, birleştirebileceğimi görmenizi istiyorum. Buraya da bir yuvarlak çizdim. Gördüğünüz gibi elimde bir altıgen, biraz uzanda da bir yuvarlak kaldı. Features'a geldim tekrardan. Lofted Boss Base, yani loft ile katı oluşturmaya geldim. İki profile istiyor senden. İki tane çizim istiyor. Bu ikisini seçtim. Gördüğünüz gibi bir yüzeyi altıgen, diğer yüzeyi yuvarlak bir katı oluşturabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Loft'u sileceğim. Loft'ta sınırları da, yani yan sınırları bu sefer kendi ölçüsüne göre verdi. Ama biz mesela ön düzleme, sağ düzleme veya bir sketch açarak burada sınırlandır diyebiliriz. Bir spline göstereyim. Ne kadar değişik şekiller de olsa olur. Bilerek değdirmedim onları. Çünkü ondan sonra iki nokta arasında ilişki vererek yapacağım. CTRL'ye basıyorum. Diğer noktayı seçiyorum. Coincident diyorum. Tamam diyorum. Ve CTRL'ye basıyorum. Yuvarlağımı seçiyorum. Pierce diyorum. Bell ya da Sketch'ten çıkıyorum. Features'a geldim. Yine Lofted Boss Base. Sketch 3'ümü çıkmadığım için otomatik Guide Curves'e ekledi. Şimdi bu iki yüzeyi seçeyim. Gördüğünüz gibi orayı çizimimin ucu olarak gördü. Birden fazla ekleyebilir miydim? Ekleyebilirdim. Gördüğünüz gibi benim spline'ım da burada. Oraya kadar genişletti çizimimi. Yine siliyorum. İkinci bir curve'ü göstermek için. Sağ düzlemdeki sketch'im nerede benim? Edit sketch diyorum. Bu sefer de buradan. Daha değişik bir şekil çizelim. Çıkıyorum. Noktaya bastım. CTRL'ye bastım. Bu noktaya bastım. Coincident dedim. Buna bastım, alta geldim, yuvarlığa bastım, pierce dedim, sketch'ten çıktım, sketch'imden çıktım, yine Lofted Boss Base'e tıkladım, üstteki profiles kısmına altıgenimi ve yuvarlağımı seçtim, guide curves kısmına da benim iki curve'ümü seçtim. Neden oluşturmadı? Unsuru düzenle diyelim. Loft'u silmeme izin verin. Lofted Boss Base'e geldim. En azından sadece bunu seçemiyorum ben. Neden seçemiyorum? Şu yandaki
Spline'ı seç tuşu herhalde. Ona basarak seçebildim herhalde. Evet. Load komutu da böyle komut. Diğer şeyler dediğim gibi sağda solda kalan sınırları da siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Section View'le de bakalım. Altta yuvarlakla başlıyoruz. Üstte altıgenle bitiriyoruz. Load komutu ve Sweep komutunu kesme için de kullanabiliriz. Yeni bir şey açıp ne demek istediğimi göstereceğim. Bir tane dikdörtgen prizma çizelim yine. Sketch ön düzlem. Bu bizim dikdörtgenimiz. Siz yine bunun Smart Dimension'ı tanımlı hale getirebilirsiniz istiyorsanız. Biraz daha kalın olsun. Şöyle 100 olsun. Şimdi bu yüze şu yüzeye bastım. Öncelikle Boss Extrude'umu isterseniz bunu bir küpe çevirmek istiyorum ben. Sketch'imi düzenleyeyim. 100 demiştim değil mi ona? Smart Dimension 100. Bu kenarda 100 olsun. Bu ne olacak? Böyle bir küp olacak. Bu yüzeyime geldim. Bir sketch açtım. Bir tane yuvarlak çizeceğim. Tamam dedim. Sonra bir reference plane atayacağım. Merkezinden çizebilmek için. Exit dedim. Ve çıktım sketch'ten. Features kısmına geldim. Reference plane ata dedim. Şuradaki noktayı seçtim. Buna dik şu anda oluşturdu aslında ve ama benden bir şey daha istiyor. İkinci reference olarak da şu çizgiyi seçiyorum ve buna paralel gelmedi. O yüzden paralel olmasını gerek, dik olmasını gereken şuna dik diyorum. Evet, gördüğünüz gibi tam tanımlı bir şeyim, plane'imiz oldu. Bu plane genişleyebilir tabii ki. Sadece böyle değil. Daha önceden gördüyseniz plane atamayı. Sketch'ime geldim. Bir spline atayım dedim. Şu noktadan başlamak istiyorum aslında. Şöyle geldim. Dışarıda bitirdim. Şu çemberimizin merkez noktası vardı ya. Bizim. Onu Convert Entities ile kendi çizimime aktardım şu anda. Convert Entities tuşunu biliyorsunuzdur belki. Bu çizimde olmayan, yani bu düzlemde olmayan bir çizimi bu düzleme aktarıyorum ki bu düzlemdeki spline'ımla coincident edebileyim. Ona bastım. CTRL dedim. Yeni gelen noktama bastım. Coincident dedim. Şimdi çıkıyorum buradan. Features kısmında Swept Cut diye bir şey geldi. Swept Cut dediğinde benden yine iki tane şey isteyecek. Birincisi bu çemberim olacak benim. İkincisi de bu profilim olacak. Ucu biraz yamuk oldu. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi yuvarlaktan girdi. Benim profilimi takip ederek diğer alanda çıktı. Ve bir cut elde etmiş oldum ben. Section View'ini göstereyim. Gördüğünüz gibi şuradan devam ediyor. Bu şekilde. Yuvarlığı spline boyunca hareket ettirerek kesti. Şimdi cut sweep'i siliyorum. Ne için siliyorum? Çünkü bu yüzeye bir altıgen çizeceğim ve bu sefer de loft ile kesmeyi deneyeceğim. Sketch dedim. Bu yüzü seçtim. Bu yüze ne dedim? Bir altıgen atayacağım dedim. Altıgenimi atadım. Tamam dedim.
Sonra çıktım sketch'ten. Features kısmına geldim. Burada bir de lofted cut var. Loft ile kesme var. Bunu seçtim. İlk profilim. Bunu seçtim. İkinci profilim. Gördüğünüz gibi arasını bir yüzü yuvarlak, bir yüzü altıgen olacak şekilde kesti, kesebildi. Şu şeyi çevireyim ben en iyisi. Şöyle. Loft da böyleydi. Şimdi videomuzun son konusuna geçeceğiz. Benim de daha önce videoyu çekmeye başlamadan önce aslında bilmediğim, araştırarak öğrendiğim bir komut. DOM komutuna geçeceğiz. DOM dediğimiz şey features kısmında olması lazım ama mesela benimkinde yoktu. Belki sizde de olmayabilir. Eğer DOM bu listede yoksa sağ tık yapıyorsunuz en üstte. Customize diyorsunuz. Comments kısmına geliyorsunuz. Orada da features kısmında DOM'u bulup üste ekleyebilirsiniz. Eğer DOM komutunuz yoksa bu şekilde ekleyebilirsiniz. Türkçesi de kubbe bu arada. DOM komutuna geldim. Buradan seçtim. Benden bir yüz istiyor. Yüz eklediğimiz zaman onun üzerine yüksekliğinizi de verip bir daire, bir küre ekliyor. Yüzeyden, yüzeyin üstüne sizin belirttiğiniz şeyde bir küre ekliyor. Bu da DOM komutu da böyle çalışıyor. DOM'un dediğim gibi ben de bilmiyordum. Araştırdım. Ve kubbe olduğunu öğrendim Türkçesinin. O yüzden son olarak yani videonun son konusu olarak bir DOM exercise olarak bir cami şeyi hazırladım. Caminin kubbesi eksik. Kubbesini koyacağız ve videoyu bitireceğiz. Yine DOM komutuna geldim. Bunu seçtim. Biraz daha uzun yapalım. Evet. DOM komutu da böyle çalışıyor. Yüzey seçiyorsunuz, yükseklik seçiyorsunuz ve DOM'u kendi kendine oluşturuyor. Evet, video bu kadardı. Ne öğrendik bu videoda? Shell ve draft komutlarını öğrendik. Fillet atamayı öğrendik, chamfer'ı öğrendik. 3D pattern'da çizgisel, dairesel ve curve üzerinde çizdiğimiz şeyi çoğaltmayı öğrendik. Delik sihirbazını kullanmayı öğrendik. Sonra iki farklı katı oluşturma tarzı gördük. Loft ve swept. Swept bir çizimi bir yol boyunca hareket ettirerek bize bir katı oluşturuyor. Loft ise iki çizimi birbiriyle birleştirerek bir katı oluşturuyor. Bunları kesmede de ve yani katta da kullanabileceğimizi öğrendik. Loft ve swept'i ve son olarak da DOM kubbe konutunu öğrendik. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki derste de başka bir arkadaşım size surface design yani yüzey oluşturma herhalde dersi verecek. Eğitimleri iyi takip etmenizi öneririm. Çünkü hem eğer mühendislik çizim dersiniz varsa size orada da yardımcı olur. Hem de topluluktaki şeyinize, toplulukta bir sonraki yapacağınız işlere de etki eder. Şimdiden kolay gelsin. Öğrendiğiniz şeyleri kendi kendinize deneyin. Farklı şeyler yapmaya çalışın. Görüşmek üzere. Esen kalın.